Toplantıyı açıyorum. Rekabet Kurulu'nun 7 Mayıs 2020 tarihle 20/23/298 sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgın sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketleriyle bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak soruşturma açılmıştır. Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben kurulumuz sözlü savunma toplantısının 27 Ekim 2021 tarihinde bugün saat 10.30'da yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlere toplantıyı online olarak ve kurulumuz salonlarından takip etme olanağı sunulmuştur. Kurulumuz Carrefour'sa, Sabancı Ticaret Merkezi AŞ, Migros Ticaret AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ'nin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etmiştir. Gizlilik içeren bölümler tüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup bu kısım geldiğinde ilgili taraflar soruşturma heyeti ve dosyayla ilgili kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir. Öncelikle toplantının ne şekilde yürüyeceğine dair birkaç şey söyleyeceğim. Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin ve teşebbüsler adına toplantıya katılacakları bildirilen katılımcıların sayısının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması dikkate alınarak teşebbüslerin gruplar halinde dinlenmesi planlanmıştır. Savunmalarını sunmak üzere BİM, Birleşik Mağazalar AŞ, Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ, Migros Ticaret AŞ, Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi AŞ, Savola Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Şok Marketler Ticaret AŞ ve Yeni Mağazacılık AŞ A101'e 60'ar dakika, diğer teşebbüslere ise 10'ar dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde savunmalarını tamamlayamamaları durumunda tüm savunmalar bittikten sonra ilave süre verilebilecektir. İlk sözü iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine veriyorum. Buyurun. Ulusal veya yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli zincir marketler ile bu marketlere ürün sağlayan bazı tedarikçilerden oluşan toplam 29 teşebbüs ve bir dernek hakkında 4.4 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespit amacıyla başlatılmıştır. Malumları olduğu üzere söz konusu madde, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar ve önlemli eylemler ile teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasaklamaktadır. Soruşturma kapsamında soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde kısaca A101, BİM, Carrefour'sa, Migros ve Şok olarak anılan soruşturma tarafı ulusal zincir marketler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtacağı yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerinin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına, tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı, nitekim bu durumun genellikle bozuk fiyatların düzelttirilmesi şeklinde belgelere yansıdığı, rakip zincir marketlerin fiyatlarının yükselmemesi halinde, ürün veya bölge üzerinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma yöntemleriyle teşebbüsler arasındaki koordinasyon uyumu sürekli olarak gözetildiği. Böylelikle A101, BİM, Carrefour'sa, Migros ve Şok'un satışa sundukları pek çok ürünün satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topladığı karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyum eylemler yoluyla 4.4 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri,
Soruşturma tarafı tedarikçilerden Savola ve Procter & Gamble'ında kendi ürünleri bakımından yukarıda adı geçen zincir marketler arasında satış fiyatlarına ve fiyat artışlarına yönelik olarak gerçekleşen koordinasyonun sağlanmasında ve sürdürülmesinde rol aldıkları, yine bu çerçevede Savola ve Procter & Gamble'ın zincir marketlerin geleceğe dönüş satış fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabet hassas bilgilerinin paylaşımına aracılık ettikleri, bu nedenlerle Savola ve Procter & Gamble'ın zincir marketlerin satış fiyatlarının tespiti amacına sahip toplada karteli görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4.004 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri ve bu ihlal nedeniyle zincir marketleriyle birlikte ve eşit derecede sorumlu oldukları, bu çerçevede A101, BİM, Karkursa, Migros, ŞOK, Savola ve Procter & Gamble hakkında 4.004 sayılı kanunun 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Anılan teşebbüslere uygulanacak idari para cezasının takdirinde ihlal teşkil eden eylemlerin ceza yönetmeliği kapsamında kartel niteliği taşıdığı, temel para cezasının bu tespite dayanarak belirlenmesi gerektiği, bu eylemlerin genel itibariyle 2018 yılına kadar uzanmakta olduğu, A101, BİM, Karkursa, Migros, ŞOK ve Savola bakımından ihlalin 1 yıldan uzun, 5 yıldan kısa sürdüğü, bu nedenle temel para cezasının ceza yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması gerektiği, A101, BİM, Karkursa, Migros, ŞOK, Savola ve Procter & Gamble'ın soruşturma kararının adı geçen taraflara tebliğinden sonra da kartele devam ettiği, bu nedenle temel para cezasının ceza yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılması gerektiği, söz konusu teşebbüsler bakımından ceza yönetmeliği kapsamında dikkate alınacak herhangi bir hafifletici unsur bulunmadığı hususların dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca tedarikçi konumundaki Savola'nın zincir marketlerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4.004 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettiği, bu nedenle Savola hakkında ayrıca idari para cezası uygulanması gerektiği, Savola'ya bu ihlal bakımından uygulanacak idari para cezasının takdirinde ihlal teşkil eden eylemin ceza yönetmeliği kapsamında diğer ihlaller tanımına uyduğu, temel para cezasının bu tespite dayanarak belirlenmesi gerektiği, ihlalin 1 yıldan uzun, 5 yıldan kısa sürmesi nedeniyle belirlenecek temel para cezasının ceza yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması gerektiği, söz konusu ihlal bakımından ceza yönetmeliği kapsamında dikkate alınacak ağırlaştırıcı veya hafifletici herhangi bir unsur bulunmadığı hususlarının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Yukarıda sayılan teşebbüsler dışında soruşturma tarafı diğer teşebbüsler ve ilgili dernek bakımından 4.004 sayılı kanunun ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından ilgili teşebbüsler ve dernek hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı, bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçilerin ve zincir marketlerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine, gerekse de iki ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabet hassas bilgilerin değişiminden kaçınmalarının, dikey ilişkide bulundukları taraflarla yalnızca kendilerine ait bilgileri paylaşabileceklerinin hatırlatılması, aksi halde haklarında soruşturma açılabileceği yönünde iş bu soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesinin uygun olacağı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır. Kurulumuzun takdir ve tensiplerine saygılarımızı arz olmuştur.